Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüme yakın olan kimsenin yanında melekler hazır olur. Şayet salih bir insandıysa derler ki, ey temiz bedende bulunan temiz ruh, çık. Çık ey övülmeye layık olan. Kurtuluşunu, hoş kokuları ve öfkesiz Rabbini sana müjdeleriz. Artık bu sözleri ruh çıkana dek tekrarlarlar. Sonra onu semaya çıkarırlar ve semanın açılmasını isterler. Bu kim diye sorulur, derler ki, filan filandır. Sema ehli derler ki, hoş geldin, temiz bedende olan temiz ruh buyurur. Övülmeye layık olan kurtuluşunu, hoş kokuları ve öfkesiz Rabbini sana müjdeleriz. Bunu Allah-u Teala'nın olduğu en yüksek semaya ulaşıncaya dek tekrar ederler. Şayet kötü bir kimse ise ona derler ki, ey habis ruh, çık, suçlu çık ve sen kaynar su ve irinlerin ve bu türden daha nice azapların müjdesini al. Bunu ruhu çıkana kadar tekrar ederler, sonra ruh semaya götürülür ve semanın açılmasını isterler. Bu kimdir diye sorulur, derler ki, falan filandır. Derler ki, kötü bir bedende olan, kötü bir ruh için hoş geldin yoktur. Geri dön, ey suçlu, semaların kapıları sana açık değildir. Mütakiben kötü ruh, semadan kabrine geri gönderilir, salih adam endişesiz ve korkusuz, bir vaziyette kabrinden kaldırılır. Hangi dindeydin diye ona sorulur. Ben İslam dinindeydim diye cevap verir. Bu adam kimdir diye sorulur. Bu Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O bize Allah'tan açık işaretler getirdi ve biz de ona iman ettik diye cevap verir. Allah'ı gördün mü diye sorulur, derler ki, kimse dünyada Allah'ı göremez. Sonra ona cehennem ateşi gösterilir. Bir kısım alevler diğerini yutmaktadır ve denir ki, Allah-u Teala'nın seni kurtardığı şu ateşe bir bak. Sonra ona cennet gösterilir ve onun güzelliklerini ve içindekilerini seyreder. Ona, bu senin yerindir denilir. Ve yine ona denir ki, sen bu inanç üzereydin ve bu inanç üzere öldün ve inşallah bu inanç üzere diriltilirsin. Kötü adam ise korkmuş ve dehşetli bir vaziyette düz bir şekilde oturtulur ve ona sorulur. Hangi dindeydin? Şöyle cevap verir. Bilmiyorum. Ona, bu adam kimdir diye sorulur. İnsanlar şöyle şöyle derken işittim. Ben de onlar gibi söylüyorum cevabını verir. Bunun üzerine ona cennet gösterilir ve güzelliklerini ve tüm içindekileri görür. Ona denir ki, şuraya bir bak, Allah seni nelerden mahrum etti. Sonra ona cehennem ateşi gösterilir. Bir kısmını yutuyor vaziyette alevleri görür, ona denir ki, burası senin yerindir. Çünkü sen şüphe üzerindeydin, şüphe üzerinde öldün. Melekler temiz ruhtan çıkan güzel kokuyu duyarlar. Müminler yeni gelen mümini selamlamakta o kadar sevinçlidirler ki, sevinçleri adeta ailesinden ayrı kalan bir kimsenin ailesine kavuşmasındaki sevincinden daha fazladır. Müminin ruhu dünyadaki tasalardan kurtulmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayeten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, müminin eceli geldiğinde rahmet melekleri ruhunu sarmak için beyaz bir ipek kumaş getirirler ve ey temiz ruh, çık, Allah'ın nimetlerine kavuşmak üzere çık derler. En güzel mis kokusu gibi çıkar
Melekler birbirini takip eden bu güzel kokuyu koklar ve onu semanın kapısına kadar getirirler. Oradaki melekler yeryüzünden gelen bu güzel koku nedir diye sorarlar. Onu müminlerin ruhlarına ulaşıncaya kadar uğradıkları her semadaki melekler benzer sorular sorar ve cevabını alırlar. Müminlerin ruhları onun gelmesiyle o kadar mutlu olmuşlardır ki, ailesinden ayrı kalan bir kimsenin ailesine kavuşmasındaki sevincinden daha fazladır. Dünyadaki tanıdıklarını meleklere filan ne yapıyor diye sorarlar. Melekler de onu kendi haline bırakın, dinlensin. Üzerinde dünya yorgunluğu ve sıkıntısı var derler. Temiz ruh da müminlere cevaben, o ölmüştü, size gelmedi mi der. Melekler de şöyle cevap verirler. O yeri alan Habiye'ye götürüldü derler. Kafire gelince ona da azap melekleri bir matem beziyle gelirler ve derler ki, Allah'ın gazabını tatmak için çık. Pis ruhu leş kokusu gibi kokarak çıkar. Ve melekler pis ruhunu alıp yeryüzünün kapılarına götürürler. Kabirdeki kişiye cennette veya cehennemdeki yeri sürekli gösterirler. Allah-u Teala buyurdu ki, onlar sabah akşam o ateşe arz olunurlar. Kıyametin kopacağı günde Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecek. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayeten dedi ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birisi ölünce sabah akşam kendisine varacağı yeri gösterilir. Şayet cennet ehli ise o cennet ehlindendir. Şayet cehennem ehli ise o cehennem ehlindendir. Ona burası Allah'ın seni yeniden dirilttiği kıyamet gününden sonraki yerindir denilir. Hayvanlar kabirde azap görenlerin seslerini işitirler. İbn Mesud radıyallahu anh rivayet etmiştir dedi ki, Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki ölüler kabirlerinde azap olunurlar. Hatta hayvanlar onların seslerini işitir. Osman radıyallahu anh'ın azatlısı Hani şöyle dedi. Hazreti Osman bir kabrin yanında durunca, gözyaşları sakalını ıslatıncaya kadar ağlardı. Kendisine cenneti ve cehennemi hatırlayınca ağlamıyorsun, kabri hatırlayınca ağlıyorsun denilince, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyururken işittim. Kabir ahiret duraklarının birincisidir. Ondan kurtulunca gerisi kolaydır. Kurtulmayınca gerisi daha zordur. Kabirden daha korkunç, daha ibret verici manzara görmedim dedi.